Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah, şükür ben de iyiyim. Bugün güzel bir gün ama benim için sıkıntılı. Hiç sevmediğim bir olay yapacağız bugün. Asena dur, mama vereceğim, dur. Ne yapacağız? İneklerimiz evde, bakın çıkmadılar. İki tane ineğimiz var, iki de buzağımız var. Onlar için yer yapıyor zaten şimdi de. Onun arasına geldiler. Kuzu küpesi arkadaşlar. Kuzulara küpe basacaklar. Artı broseli aşısı yapacaklar. Yani hiç dediğim sevmediğim yönlerden bir tanesi bugün. Çünkü aşı işini, koyunun eve kapanmasını sevmiyorum. Sıcakta şimdi bekliyoruz. Sabah çıktık, erkenden yaydık geldik ama. Asena bırak mamayı. Şimdi şu Asena'mızı doyuralım. Ondan sonra veterinerleri bekleyeceğiz. Dur Asena. Asena sanki hiç yemek yememişin gibi. Tabağının içine otur öyle. Aferin. Aferin sana. Aferin. Döktün yere. Allah'tan ördeklerimiz var. Evet. Arkadaşlar bu mamalardan yarım veriyorum ben bunlara. Sabah sütlü mama da vermişler. Yani bunlar ek... Tamam, yarısı yeterli. Ek mama olmuş oluyor. Çok güzel mamalarmış. Ben sevdim. Asena'nın da hoşuna gitti. Çünkü Asena bayağıdır bunları sevdi, tüketiyor da. Az daha mı versem lan? Yok, iyice tombik oldun ya. Bir de sabahlar artık hayvana gelmeye çalışıyor. Onu da göstereceğim size. Zorla geri getiriyoruz arkadaşlar. O yesin, ben şu mamaları koyayım. Şimdi abimizi arayıp yedi bileler, şikayetçiler. Bakalım gelmiş mi veterinerler. Evet. Yedin mi? Yedin mi Asena? Asena gün geçtikçe büyüyor. Niye sevmiyorum küpe işini arkadaşlar? Ya tutması, koyunu şimdi sayaya kapadık, beklemesi. Birazcık da veterinerlerden, hadi insan çok görmediği için korkuyor. Yıpranıyor. O yüzden sevmiyorum yani. Yoksa küpe gerekli. Küpeyi basmak zorundayız. Bir de genç kuzular için, gel bakalım. Brasilya aşısı kesinlikle yaptırmamız lazım. Çünkü bu dönemde yapılıyor. Brasilya aşısı damızlık kuzulara yapılması lazım. Bunu da söylemiş olayım. Asena yedin mi? Asena gel boğuşalım acık. Seninle oynayacak köpek. Seni oynuyor. Sıkıştır diyenler vardı. Oradır kesti bu koca götlü şişeri. Oradır kesti bu şişeri. Oradır ki. Bana sertlenme. Bana sertlenme ha. Bana benim... Neyse, şimdi veterinerleri bekleme zamanı. İneklerimiz de buradalar. Dediğim gibi ineklere çadır kurduracağız arkadaşlar. Onun çalışmaları üzerindeyiz. Bugün ara verdik. Bu videoyu çekeyim dedim. O videoyu bütün olarak paylaşmayı düşünüyorum size arkadaşlar. Yetiştirebilirsem. Aralara video böyle, hani işlerim çıktığında size yayın yapıyorum. Bazen Semiha kardeşim çekecek. Ama çadır kurulumunu A'dan Z'ye, sıfırdan başına kadar bir video olarak sunmak istiyorum ki kesik olmasın. İnsanlar izlediğinde tam bilgileri ele alsınlar. Çünkü çadır yaptırmak isteyenler olabilir. Kızım birazdan iğne yapacaklar. Asena sen bundan şık mı atacaksın? Asena vallahi popona basar. Yürü yat yatağına. Yürü. Haydi bismillah. Kayda girdin mi? Girdim abi. Hadi bereketli olsun bakalım. Hadi sağ olasın. Ben biraz da internet ışık çıkıyor. Şimdi iyi konuşayım. Hasan abimiz şimdi bize küpe takacak. Küçük baş hayvan kaydı ve küpeleme, aşılama çalışmalarımız devam etmektedir.
telefonu. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah. Hastalandılar abi ya. Meramız vardı. Bir şey merak ettim. Benim bir tanesi burada bak koçum, görürsün şimdi. Yine kuyruktan yapıyorsun. Yine kuyruktan. Evet, iyi bence. Ya öte türlü. Bacağın altı yeri oluyor, yürüyemiyor. Bak şimdi ben sana o koyunu göstereceğim. Ne olmuş? İnan ki en birinci koyundu. Nasıl olmuş? Yine ben. Bu yazın o kadar zahmet çekti ki kasıver, hatta eşekte bile ilaçlar var yani. Hadi iyi bedel. Yürüyemiyor koyun. Koyun böyle şişti ya. Koyun. Kurtlandı sonra abi. Azıcık iyileşti yani. Şu anda azıcık iyileşti. Bak sakinlediler, görüyor musun Necdet? Baba sen gitme, gel. Sen gidersen şey yaparlar. Ya arkadaş. Koyunun koltuk altından yaptığın zaman çok hareket ettiği için. Evet. Daha çok irrite oluyor. Daha çok darbe maruz kalıyor ve oradaki yara da iyileşmiyor. Hareket ettiğinden dolayı. Ya koltuk altından iğne zaten olmuyor. Bu arada Hasan abi, biz şimdi aşıların hepsini kendimiz mi üretiyoruz ki? Kesinlikle. Ben onu ilk defa duyuyorum. Oh, yoruldum. Diğer abimize aşı yaparken söyledi de. Yerli ve milli aşılarımız. Şap'ta da birinciymişik bayağı. Şap aşısında. Yani şu anda her yere ihracat ediyormuşuk arkadaşlar. Şap aşısını. Şap aşısında Türkiye'de bir... İyi derece, işte dünyada iyi derecelerdeyiz yani, öyle söyleyelim. Şu anda koyunlara yapılan bütün aşılar da yerli aşımız değil mi? Kesinlikle. Dur. Kendi aşımızı kendimiz üreteceğiz. Şey güzel. Mi? Bunu ben daha yeni duyuyorum. Size de paylaşayım dedim arkadaşlar. Bu arada bu yaptığımız aşıyı hayvan, genç kuzulara yapıyoruz. Yine gebe koyun kalınca, olunca yavru atmasın diye. Evet. Burası. Etinden, sütünden, peynirinden, Brüsel'le hastalığı uğraşmasın diye. Evet. Etin. Koyuncu aşılama çalışması yapıyoruz şu an. Bu sene bunları biz anaç bırakacağız ya arkadaşlar. Her sene aynı şekilde anaç bırakacağımız dişi kuzuya Brüsel'le çalışması yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Al baba sen bunu. Gel. Gel. Yapacağımız bu aşı çalışmalarıyla anaç olacak olan kuzumuzun daha sağlıklı bir anne olması için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Koruyucu aşılamalarımız devam ediyor. Bu şekilde yapmanızı öneririz. Evet. Hadi bakalım. Korona aşısına bakacağız. Korona aşısına. Yakında çıkacak ya. Abi sıkıntı. Tüm aşı enstitülerimizden bir an önce hayvan aşısını ürettikleri gibi insan aşısını da üretmelerini bekliyoruz. Yere bir talebimiz var. Yalnız insan sıkıntı abi ya. Şimdi olur mu canım, bu işin yolu tamam mı? Hayvan sağlığı bir. Bir dakika abi. Evet. Olmadı da. Bir canım. İnsan ve hayvan sağlığı bir. Sağlıklı hayvan eşittir sağlıklı gıda, sağlıklı insan. Ondan dolayı aşılama çok mühim. Tamam değil mi? Kadın hemen çıktı. Dedi yok, süs tereyağı olmayız dedi. Buğday koyun, geri kalan oyun dedi. Küçük yaşa. Evet abi. Oğlum küçük kelime laf söyledi işte. Hayvan yıkanalım ki ya, oyun dedi. Buğday dedi, koyun, geri kalan ne yaparsan yap, oyun dedi. Ve şöyle bir düşündü. Buraya değil, tamam mı? Onu nişanladın mı? Evet, son olarak koçumuza. Evet. Ne yapalım? İyi ol. Dediğim gibi bir tane eşi vardı, o daha güzeldi de nasip işte abi. Kurtaramadık. Ama çok güzel ya. Ceren.
Yani. Buna da yapıyoruz mu? Tabii. 43 tane oldu o. Tamam işte öyle ya. 47 tane zaten. Doğru. 42 tane oldu. 42. Tamam sal. Bak şimdi. 15 kaldı burada. 2 tane öteler kalmadı mı? 3. Bende. 3 mü? O zaman 43 tane. Tamam 47 tane. 45, 47 kuzu var Seyhat'ın. Ya şunlar. Aşat. Şunlar Necdet abi kalan. Bunları sonra kattık 4 tane. 15. 10 burada. 25, 35. 35. 3 de oradan. 38 tane sıkıntı oldu. Acaba. 38 mi oldu? Ha bir tane şeye gitti. Bir de eskarp 37. Tam geçen gün Anna diye fındık, fındık yetiştirmiş. Evet. Bu kadar ulaşmış adam. Çok az. Bitti değil mi? Bitti. Hayvancık bereketli ya. Yeter ki yapabilene. Tabii ki de. 43 tane mi? Normal zaten 40 taneydi abi. Bir erkek, iki dişi. Ne kadar abi hepsi şimdi? Ya zaten 47 tanesi. Tamam baba, o üç ötekiler şey, küçük çok küçük onlar biz kendimize. Şey ya, yarım ya. Sütü olmayanlar oluyor ya abi. Köz doğru. Onlar et, et ihtiyacı için. Şimdi göz için abim yuvamek mi yapacağız? Yuvamek kırmızı kremamsilla ile yıkayacaksın gözü. 150 lira onu. 150 lira mı? Evet. Tamam. Öncelikle ver de ben sana veririm. Tamam. Benim kaç? 430. Kaç yapıyor ikisi? Hemen topluyorum şöyle. Yırtık buraya. 580. Tamam vereyim. Vereyim ben ya sıkıntı değil. Buzağların küpeleri mi? Onları bilmiyorum ki. Buzağlarınkilerini okuyayım abi ben sana. Evet dün geçen ne zaman baktık? Kaç ki? 906-049. 510 lira oldu. Ya sen habire çıkartıyorsun yukarıya. 10 lira nereden? Tamam, efendim şey senden. Onlarda bende yok. Benim Necdet Bey versin. 7 lira var ya. Tamam. Tamam alırız ya. O kadar. Abi vallahi bir git artık ya. 1000 lirayla çıkacağız herhalde burada. Evet. 1000 lira tutacak herhalde. Ya hayvan sağlığı için. Tabii ki. Şaka bizimki de. Aşağı doğru hayvan kalmadı. İyi para bir şey normale döner. 10 lira verin ya. Benim cüzdanımdan 10 lira verin. Var dur ya sen. Necdet adam alırdık ya. Sevgili abimden. Bu sefer masraflar o. Ben karşılayacağım tabi. Bir dakika bizden. Fark etmez Necdet. Valla yolunuz bodana düşerse beklerim bak. Valla ben çok gittim daha. Hadi kız. Tamam. Ben götürüvereyim ya. Arkadaşlar şimdi iğneleri oldu. Dişi buzağlarımıza da broselli yapıldı. Yani hayvanların hepsi aşılandı. 610 lira diğer sürü sahibinin parasıyla beraber 610 lira. Yanlış anlaşılmasın. Bizim 140 lira falan tuttu. Yani o kadar çok para değil. Toplam, total. Öteki sürünün parasını da verdim. O yüzden yani. Yani ne olurdu 150 lira falan tutardı iki buzağı, ineklerin aşısı. Brosella kesinlikle gerekli ki işte süt peynir sağlığında, hayvan sağlığında brosella insana bulaştığında insana bulaşan bir hastalık. Eklem ağrısı, kas ağrısı işte çeşitli ateş falan yapıyor. O yüzden diş kuzuya yapıyoruz ki ömründe bir sefer olan bir aşı. Bunlar güzel şeyler ama neyi sevmiyorum işte bu tutmasıdır, kaçmasıdır, hayvanların yorulmasıdır. Bunu sevmiyorum. Hadi bakalım. Elimizi yıkayalım. Bu arada da çalışmaya devam ediyoruz. İneklerimizin ahırları kötü arkadaşlar. Onlar için hem ahır yapacağız dedik ya. Allah izin verirse onları da güzel yere çıkaracağız. Abi telefon hiç susmuyor ya. Bismillah. Şimdi arkadaşlar birazdan babam hayvanı çıkartacak. Biz diğer işe devam ediyoruz tabii ki.
O videoyu dedim ya, bir bütün halinde size nasip olursa sunacağım. Evet, şimdi arkadaşlar koyunumuzun bir tanesinin gözünde, korkmayın hayvanım, yapmayın, gözünüzü seveyim, geldim ya benim ya. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Kameradan çıkmam lazım. Keçinin boynuzu kırılmış. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Şimdi kan göstermemiz normalde. Sıkıntı, problem. Boynuzu kestik. Bunun üzerine sprey boya sıkacağız. Hiçbir şey bulamazsanız örümcek ağası bir şekilde yarayı kapatabiliyor. Damdan örümcek ağası getirip pansuman yapacağız. Neyle karşılaşıyoruz? İşte hiç belli değil. Büyük ihtimalle ahırlara ya da kendi dövüşürken yaptı bilmiyorum. Boynuzunu bakın, o kenara aldık. Şu anda acısı dindi. Tek sıkıntı kanı dindirmek. Kanı dindirmemiz lazım. Boynuzunu görüyorsunuz değil mi? Evet, ben şu şekilde sansürledim. Koyunun gözünden içi geldik ama kanı dindirmemiz lazım arkadaşlar. Boynuzu şöyle göstereyim ben size. Aldık boynuzu. Artık boynuzsuz olacak. Zaten boynuzun orada durması sürekli sallanacağı anlamına geliyor. O da sürekli kanama yapacak. Şimdi sargı bezleriyle bir şekilde yarayı dindirmemiz, kanayı kapatmamız lazım, kanı. Yoksa problem yaşarız. Ben şu anda yaranın üzerine baskı uyguluyorum. Sargı bezinle saracağız. Evet. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Nerede kaldınız? İnan oğlum, şimdiye 5 kere gelirdim ya. Duks, dur, dur. Dur, şimdi salsam arkadaşlar bu yine titreşimden kanayacak. Salmıyorum o yüzden. Şu anda kanı dindirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bağlayacağız. Ben bunu bakacağım. Akşama ultramekle ilaçlamam lazım. Sineklerin kurt atmaması lazım. Evet. Evet, o gözünü kullanmasan bugün bir şey olmaz. Ama yaran kanarsa ölürsün. Ben sana söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalk bakalım. Evet. İlginç bir müdahale oldu arkadaşlar. Evet, şu anda kanamıyor. Şimdi koyunun gözüne yapacağız sayı. Onu unuttuk bak. Telefonu attık buraya. Ya olur böyle şeyler arada. Evet. Tamamdır. Burada burada. Şu kör gözlü koyunumuza da ilaçlayalım. Bugün aksilikler, aksilik demeyelim aslında da. Şu hayvanımız evde kalacak. Bakın bunun gözleri görmüyor şu anda. Beni görmüyor. Hissediyor. Anladınız değil mi? Tozdan, yiyeceğinden ya da kırmızı göz hastalığı. Allah korusun. Kırmızı göz olmasın da. Bu babam kına sürmüş. Kına da bir çözüm. Evet. Tamam. Bu iğnemiz de buna sürekli yem gelecek. Su gelecek. Oh, korktum ya. Ama tamam, kurtardık. Neyse arkadaşlar, siz de bu duruma şahitlik ettiniz ama kusura bakmayın, ben çok kanlı yerlerini keseceğim. Müdahaleyi göstereceğim size. Ama kanamasın diye. Çok boynuz çok kanayan bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pançe yeterli. Şu evdeki koyunlarımıza yem vereceğiz. 2 tane koyun bıraktık ya arkadaşlar. Birinin gözü görmüyor. Tozdan, yiyeceğinden ya da işte göz hastalığı mı dediydi? Kırmızı göz mü dediydi? İnşallah öyle değildir. Zaten ayırdık diğer koyunlarda. 2-3 güne geçecek büyük ihtimalle. Asena gel. Koyunlara yem verelim. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel bismillah. Gel. Gel. Bu koyunumuzun da arkadaşlar memesinde mastitis varmış. Tedavisini yaptık. Şimdi şu koyunuz zaten görmüyor bize, bakın. Ben şu yemi bir koklattırayım ona. Karaltıları algılayabilir. Gel kızım, korkma bak.
Yem getirdim sana. Gel. Bak 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 bak. Bak. Yemiyor. Bu belki yerken yer. Gel sen ye kızım. Ben size su da getireyim. Kızım. Ha. Şimdi ye kısmı da suyun. Buradan içersin, tamam mı? Dökmeyin ama. Ben size yine kontrol edeyim. Bunları evde bakacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnşallah iyileşirler. İkisi de evde kalacak. Böyle ufak tefek hastalıklar çıkıyor. Keçinin de boynuzu kırılmış. Hayvan olan yerde olur der hep ninem. Ölümü de kalımı da olacak tabii ki. Zaten kupeyi de yaptırdık. 42 tane yeni birey. Koyunumuza eklendi. 6-7 tane bir kuzumuz var. Onlar dediğim gibi yanıklar. Hani ıskarta derler ya. Yanmış, annesinin sütü olmayan, işte bir şekilde büyüyememiş kuzular. Onları da hani siz hep eti nasıl yapıyorsun abi diyorlar ya. Onları besleyip kendimiz için keseceğiz. Yiyeceğiz. Değil mi küçük? Et ihtiyacımız için. Değil mi küçük? Evet. Şöyle arkadaşlar 1,5 saat falan oldu. Hayvanın yanına geldim. Davarın yanına geldim. Bugün sargı beziyle sardığımız keçiyi merak ettim ama göremedim. Babam kanaması kesildi dedi. Ben bir de size göstereyim. Çünkü daha önce başıma geldi. Kan kaybından yani ölebilirdi. Öyle, çünkü boynuz çok kanar. Hayvancılık yapanlar bilir. Önceden buna nasıl müdahale ediyorduk? Yapağı yakıp yapıştırıyorduk. İşte dediğim gibi örümcek ağı bunlar. Denedim ve etkili yöntemler. Yani kanı kesiyorlar. Biz bu sefer aynı tampon uyguladık resmen. Bir insanın nasıl bir tarafı kesilir de ona ilk yardım malzemesiyle yardım yaparsanız o şekilde bir şey yapmıştık. Babam dedi kanamadı oğlum dedi de ben bir göreyim. Onu size bir göstereyim. Ondan sonra bizim Asena'yı da öreceğiz. Aa, kafa atmayın ama ya, o sizi sevmeye geliyor. Bak sen üçkağıtçı koyuna gel. Gel sen akbaşım gel. Arkadaşlar her akşam her sabahta koyunu yarı yere kadar geçiriyor. Benle beraber ya da babamla beraber geri geliyor. Koyunları acayip seviyor. Hani bak bakalım. Koyunlar eve mi geldi kızım? He? Eve mi geldiler? Sen koyuna mı gideceksin? Sen koyuna mı gideceksin? Evet, oğlağımızı gördüm arkadaşlar. Şöyle herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta bandanası çözülmüş mü? Yok, çözülmemiş. Alt taraftan bağlı. Bir çözsek o ona, çünkü keçi hayvanlarında bir de özellik var. Bunun kafasındaki bu mavi şeyi, kırmızı şeyi görürseler bunu döverler. Ben şimdi onu yakalayacağım. Onun kafasındaki şeyi çıkartacağım arkadaşlar. Evet, gözünü şu anda gözünün görmediği yerden, şu taraftan görmüyor. Bu taraftan gidersek yakalasın. Bir yere çarptırma kızım. Bak lütfen. Ne kızım lütfen. Evet, şunu alayım. Şunu da alayım. Tamam. Bu kadar. Tamam. Evet. Kanı kestik. Çok. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi yemeğini de verdim akbaşımızın. Yine mama koyacağım. 3 pança da şunlardan koyuyorum. Bunları ben dökme aldım ama çuval alsam daha mantıklı olacak. Şöyle yaydıralım. Ver bakalım. Alalım. Şimdi kedilere de hazırlayalım. Kediler de yiyecek de bu kedileri koymaz. Kediler siz de acıkmışsınız. Gel kızım. Gel Asena. Sen gel ye. Sen aslan olacaksın, aslan ya. Çok vermeyeceğim. Üzerindeki ölçeğe göre veriyorum. Bazen abartıp. Şşt. Kedi yelleme. Bazen abartıp bir tane veriyorum. Çok geliyor arkadaşlar. Ölçek neyse o. Ben de size eğer mama veriyorsanız kurallara uyun diyelim. Bizim gözümüz doymuyor. Hadi iyi olsun diye bol bol veriyoruz ama iyi değil. Şşt. Oğlum sen ne yedin lan? Ne yedin? Ne? Ay! Ay! Şşt. Küçük bir şey yapılır mı? Onda canavar. Karabaşımız da geldi. Sana da hazırlayacağım. Bekle. Bak bakalım onu artistik yap hadi. Hadi yap onu artistik. Hadi gel. Gel bakalım. O da yemiyor ki. O bilmez mi çocuğun şeyini? Yemeğini sunar mı? Kedilere bileniyor da. Bakın sunmuyor bile arkadaşlar. Gel ben kızıma vermez miyim? Ben sana vereceğim şimdi gel. Şş. Bak bak ısıracak. Hayır hayır hayır.
hayır, hayır, hayır ısır. Vallahi şakası yok onun bak. Gel o seninkine sundu mu? Sen de ye. O da yesin arkadaşlar. Yetmedi mi yoksa bu ayıya ya? Yine karanlıkta kaldın sen. Gel bakalım şöyle. Yetmediyse biraz daha vereyim. Bak boğar. Gerçekten boğar öldürür seni. Gerçekten. Karnını götüremiyorsun. Karnını götüremiyorsun. Seni öldürür. Isırır kafanı. Isırır kafanı diyorum sana. Adamı kızdırma. Mamasını yediye kadar sabret burada. Afiyet olsun kuzuma. Yat. 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 Benim ak kafam o. Benim ak kafam o. Benim çoban köpeğim. Hayır. O kadar çok fazla yaklaşmayacağım. Benim çoban köpeğim o. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bakın o arada da karabaş mamasını yiyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir günümüz böyle geçti. Tabii iki tane üzücü. Bir tane koyunlarımızın gözüne boz düşmüş. Bir de oğlağımızın boynuzu kırıldı. Ama böyle aşı yaptırdık. Güzel bir gündü. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada akbaşımız gün geçtikçe büyüyor. Yakında ben bunu koyuna götüreceğim. Yani koyunda da götüreceğim. Bakalım ne yapacak. Hiç olmazsa öğleye kadar götürmeyi planlıyorum. Çünkü çok merak ediyor. Sabah benim arkamdan ayrılmıyor. Koyuna geliyor. Koyundan da ayrılmak istemiyor. Babamla kalacağım diyor. Hatta gelir de yolda gelirken ağlıyor bazen beni götürme diye. Ama tabii ayakları çok kısa. Koyunun hızına yetişemediği için götürmüyoruz. Koyun yakın yerlerde yeyse götüreceğim ben kısmı. Çok merak ediyor koyuna değil mi? Koyunu otlatacak o. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın.